Sultanım. Sizi bekliyorlar sultanım. Nihayet hünkârımızın yüzü gülüyor. Onu uzun zamandır böyle görmemiştim. Şükürler olsun şehzadem. Mihrimah Sultanımızın ve şehzadelerimizin düğünleri herkesin keyfini yerine getirdi. Herkesin değil Malkoçoğlu. Rüstem Paşa'nın hünkârımızın bu kadar yakınında olması ayrı alamet değil. Şehzadem, içiniz rahat olsun. Hünkârımız bizim görmediklerimizi görür. İşitmediklerimizi işitir. İlaveten ben buradayım. Hünkârımıza ve hanedanımıza hiç kimse zarar veremez. Buna müsaade etmem. Hünkârımızın etrafında hala güvenilecek birilerinin olması güzel. Şehzadem. Vaziyet nedir? Hazırız Afife Hatun. Çok güzel oldunuz sultanım. Rabbim nazarlardan, kem gözlerden sakınsın sizi. Afife Hatun. Herkes sizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Sultanım, siz hazır olmadan çıkmayacağız bu odadan. Siz dışarıda bekleyin. Hadi durmayın öyle, çıkın dışarı. Afife Hatun. Herkes çıksın. Sultanım, tutmayın kendinizi. Bırakın dökürsün gözünüzden yaşlar. Kalbinizi yakıp kavuran acıya yer etmeyin. Gözyaşlarınızla söküp atın onu. Şehzade Hazretleri, düğünüme teşriflerinizden büyük şeref duydum. Mihrimah, sadece hünkârımızın değil, benim de göz bebeğimdir Rüstem. Diğer kardeşlerim gibi canımdan candır. Onu siyasi menfaatleri için kullananlar karşısında beni bulacaktır. Endişelerinizi anlıyorum şehzadem. Lakin hakkımda yapılan dedikodulara itibar etmeyin. Ben hanedanımıza sadık bir kulum. Ne sultanımızı ne de sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Benim de temennim budur. İsterim ki mazide olan mazide kalsın. Hanedan damadı olacaksın. Bu her kulumuza nasip olmaz. Onun kıymetini bil. Ve hünkârımızın sana bahşettiği zengin ve güçlü hayatın keyfini çıkar. Ben nasıl dayanacağım buna? Allah'ın yazısını silmeye kimin kuvveti yetmiş bugüne kadar? Şu cihana sultan olsanız da fayda etmiyor işte. Kaderimiz neyse onu yaşarız. Bu nasıl bir kader? Ben ne yaptım? Suçum ne? Günahım ne? Sultanım, zinhar isyan etmeyin. Tevekkül içinde kabul edip razı gelirseniz, Rabbim size gül bahçelerinin kapısını açacaktır. Ancak kabul etmez ve isyan ederseniz,
huzur bulmanız mümkün değil. Ben sizi kapının önünde bekleyeceğim. Hazır olduğunuz vakit haber verirsiniz. Bekle. Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Hayırlı, uğurlu olsun sultanım. Bu güzel yüzünüz gam, keder görmesin. Sultanım, bu düğün hayırlara vesile olur inşallah. Allah size ve evlatlarınıza uzun ömürler nasip eylesin. Amin Zeynep Hatun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şeref duyarım sultanım. Sayenizde fakir fukaranın yüzü güldü. Allah'ım ne günlere kaldık. Gören de valide sultan sanır. Bizim yüzümüzden Mahidevran. Senin ve benim. Öyle değil mi Cavuba? Sen de mani olamadın. Yılan öyle büyüdü ki haremde hiç kimseye yer kalmadı. Sakın beni suçlamaya kalkma. Doğru. Sen istediğini aldın. Artık benim yerimdesin. Lakin orası sandığın kadar emniyetli değil. Lütfi Paşa'ya söyle sakın uyumasın. Zira bir gece dilsiz cellatlar gelebilir. Ben gücümü kullarımdan değil, kanımdan alırım Hatice. Sultanım, bunları konuşmanın bize bir faydası yok. Henüz kaybetmiş değiliz. Divan elimizde. Haremi de ele geçirmenin mutlaka bir yolu vardır. Mihrimah Sultan Hazretleri. Benim güzeller güzeli sultanım. Sancağında yaptığın ıslahatlar takdire şayan. İşittiğime göre Saruhan ahalisi halinden pek memnunmuş. Size layık olmak için elimden geleni yapıyorum hünkârım. Münasip bir vakitte malumat vermek isterim. Lüzum yok. Zira attığın her adım tarafıma iletiliyor.
Rüstem Paşa. Hünkârım. Kulluğunu göstermenin vakti geldi. Kibre ve gurura kapılmadan bu yüce devlet için çalışır, hanedanımıza sadakatle hizmet edersen hançerim seni korur, kollar. Lakin kulluğunu unutup kibir ve ihanet deryasında yol alırsan o vakit bilesin ki bu hançer senin ecelin olur. Bir canım var hünkârım. Onu da yolunuza feda etmekten şeref duyuyorum. Bülbül olsam gül dalında salınsam. Duman olsam da başında savrulsam, kemer olsam yar beline sarılsam, aman ağlaya ağlaya yar beline. Bir anne kızına nasıl reva görür bu? Bu ilk defa almıyor ki Hatice. Hangimizin seçme hakkı vardı? Rahmetli hünkâr babamız, rahmetli valide sultanımız kimi istedilerse onlarla evlendirildik. Sülüf pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Verin benim tamburamı çalayım. Çalayım da garip garip ağlayım. Mendilin ver gözyaşımı sileyim. Aman ağlaya ağlaya yar yüreğime kan doldu. Siyahta sülüf pembe yanak, ah üstüne ben doldum. Mustafa abi, düğünden sonra Mehmet abim sancağa çıkacakmış. Belki biz de gideriz. Hakkınızda hayırlısı neyse o kardeşim. Sabırlı olun. Hünkârım, vakti geldi elbet. Şehzademiz kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Gideceği sancakta edineceği tecrübelerle gücünüze güç katacaktır elbet. Bundan hiç şüphem yok. Hayırlara vesile olsun Rüstem Paşa. Artık hanedana damat oldum. Sağ ol Kapıdan Paşa. Allah herkese hanesinde huzur nasip etsin. Sen ne dersin Vali Bey? Sıra sende değil mi? Bu işler nasip kısmet paşam. Hesapla kitapla olmaz. Olursa da doğru olmaz. Siz devam edin. Destur!
Mihrimah'ım, benim gülen yüzüm. Acayip yarattı Rabbül Alemin. Barakallah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Şevki ruh sarı güle, alem ta ebed ta bendedir. Gün yüzüne karşı meh bir bende, gün efkendedir. Revnak ruhunla alem ne bahar olmuştur. Barakallah. Bu ne hüsn olur hezaran aferin. Hayrola Bali Bey? Nedir canını sıkan böyle? Biraz hava almak istedim sadece. Eğer rahatsızlığının sebebi bu izdivaçsa senin için yapabileceğim bir şey yok. Bundan böyle ben de senin kadar yakın olacağım hünkârımıza. Buna alışsan iyi edersin. Aksi halde bir Akıncı Bey olarak ait olduğun topraklara dönersin. Hünkârımızın arzusu üzerine buradayım. Kendileri istemedikleri müddetçe beni buradan hiçbir kuvvet uzaklaştıramaz. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in kavli, ulemanın içtihadı ve hazır bulunan şahitlerin de şehadetiyle, vekili bulunduğun Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri, Mihrimah Sultan'ı 100 bin altın mihri müeccel ve aralarında kararlaştırılmış olan mihri muaccelle talibi olan Abdurrahman oğlu Rüstem Paşa'ya vekaletin hasebiyle zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin kavli, ulemanın içtihadı ve şahitlerin de şehadetiyle vekili bulunduğun Abdurrahman oğlu Rüstem Paşa'ya Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kerimeleri Mihrimah Sultan'ı aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben de şahitlerin şehadetiyle bu nikah akdini tasdik ediyorum. Ben Mihrimah. Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'dan olma, Hürrem Sultan'dan doğma. Asaletini ve gücünü babasının kanından, cüretini ve zekasını annesinin sütünden alan, güneşin ve ayın sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah.
1522 senesinde doğdum. O gün bu saraya huzur değil, aksine hüzün verdim. Bilhassa annem Hürrem Sultan'a. Zira bir şehzade değildim. Nur topu gibi bir kız doğurdum. Haremin kaideleri katidir. Şehzaden yoksa hükmün de yoktur. Kimse ciddiye almaz seni. Haremin duvarları arasında solup gidersin. Ama şehzaden varsa, üstelik rakiplerinden daha fazlaysa, işte o zaman sırtın yere gelmez. Gücün ve iktidarın ortağı olursun. Bu yüzden hiç kızmadım anneme. Onu anlıyorum. Şimdi olduğu gibi. Ben Mihrimah. Her istediğini alan, her dediği, her emrettiği yapılan. Cihanın gelmiş geçmiş en güçlü sultanı Mihrimah. Ben Mihrimah. Bir başkasıyla hayal ettiğim bu muhteşem düğün benim cenaze merasimim oldu. İncilerle, elmaslarla süslenmiş olan kıyafetim ise kefenim. 17 yaşımda Rüstem Paşa ile evlendirdiler beni. Annem, kardeşlerimin istikbali için buna mecbur olduğumu söyledi. Ne tuhaf. Yıllar önce bir şehzade olarak doğmadığım için üzülmüştüm. Şimdi ise şehzadelerini korumak için bana ihtiyacı var. Uzun zamandır bu anı bekledim. Bu anı hayal ettim. Bir insanın zihninin tasavvur edebileceği bundan daha büyük bir hayal olamaz. Rabbime şükürler olsun ki beni hayalime kavuşturdu. Bana dediklerinizi hatırlıyor musunuz? Boşuna heveslenme paşa. Seninle asla ayrı. O gün bile vazgeçmedim hayalimde. Zinhar şüphe etmedim. Çünkü size karşı hislerimi bilmiyordunuz. Lakin bugün öğreneceksiniz.
Bu Zehir Sultanım. Oldukça kuvvetli. Birkaç damlasını içmek kâfi. Kalbi patlatıyor. Ağzınıza kan doluyor. Kendi kanınızla boğuluyorsunuz. Sizin için canımı vermeye razıyım sultanım. Ne makam, ne mal, ne mülk. Hiçbir şey umurumda değil. Siz isteyin kâfi. Hemen burada kıyarım canımı. Ben Mihrimah, Sultan Süleyman Han'ın ve Hürrem Sultan'ın yegane kızları. Aşkı ve masumiyeti genç yaşında kaybetmiş. Bir günde 1000 yıl yaşlanmış Mihrimah. Ben Mihrimah, bundan böyle beni hiçbir ateş yakamaz. Zira artık ben ateşin ta kendisiyim. Madem sütüm kâfi değil, ne yaptıysam arttıramadım. Mihrimah. Dur, Mihrimah. Ver. Gel. Tamam. Mihrimah, üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Loğusa şerbetini getirdiniz mi? Şeker Ağa kendi elleriyle hazırladı sultan.
sultanım. Ayşe Maşal sultanımız için yeni bir süt haline geldi. Allah'ım inşallah buyudur, al içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultanım. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. İnşallah uykun hafiftir hatun. Hafiftir Gülbahar hatun. Âlâ. Bir gözün açık uyuyacaksın. Gece en az iki kez emzirmem lazım. Odam burası. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Dikkat. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kâfi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de, temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultanım. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel altın. Sultanım. Vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. İnşallah uykun hafiftir hatun. Hafiftir Gülbahar hatun. Âlâ. Bir gözün açık uyuyacaksın. Gece en az iki kez emzirmem lazım. Odam burası. Müjde veren kelebeğim. Bebeğimi uyandırma. Sana güller vereceğim. Sultanım. Bağışlayın, ben sultanımız uyanmıştır diye geldim. Değil mi? Biraz ağladı ama şimdi daha iyi. Allah nazarlardan sakınsın, çok güzel emdi. Bayağı iştahlı sultanımız.
Rüstem? Validem gitti mi? Çıktılar sultanım. Haber miyim tabii. Durmaz yerinde. Ne olacak böyle? Kardeşlerim ne vakit çıkacak sancağa? Hatun sen çekilebilirsin. Bu hatun nereden geldi sultanım? Kim gönderdi? Ben kendisinden gayet memnunum. Sayesinde Ayşe uyku yüzü gördü. Hem sen merak etme. Ağalar etraflıca tetkik ettiler. Neden sual ettin? Sizleri ona emanet ediyorum. Evvela bana haber ver ki gözüm arkada kalmasın. Sultanım. Ne yaptın hatun? Senden şüphe etmiyorlar değil mi? Hayır sultanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Âlâ. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hürrem Sultan sık sık ziyaret ediyorlar sultanımızı. Dün gece Rüstem Paşa ile konuşurlarken gördüm. Tam anlamadım ama bir sancak meselesinden bahsettiler. Hürrem Sultan hayli öfkeliydi sultanım. Başka bir şey var mı? Hayır sultanım. Fırsat buldukça gelip malumat veririm size. Sen gözünü kulağını dört aç hatun. O sarayda olup biten her şeyi bilmek istiyorum. Çok dikkatli ol. Hadi. Sen daha fazla oyalanma. Saraya dön. Emredersiniz sultanım.